Selamun aleyküm arkadaşlar. Bu dersimiz, okuyacağımız dersimiz, belgemiz bu. Tabii öncesinde her zaman olduğu gibi belgenin üstünde who olup olmadığına bakıyoruz. Evet, varmış. Who ya da hüve diye okuyoruz arkadaşlar. Besmele'nin kodu, Bismillahirrahmanirrahim'in kodu. Who veya hüve diye okuyoruz. Burada bir okuyacağımız kısım var. Şurada arzu hal. Şurada bir varakası bahası bir kuruştur. Bahası yani değeri bir kuruştur. Burada da El Gazi yazısını görüyoruz. El Gazi olduğuna göre demek Abdülhamid'in tuğrası olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Ve belgemize geçelim. Zaman kaybetmeden Bismillah arkadaşlar. Devletli efendim, burası Hazretleri. Üsküdar'da, şurası da Paşa Limanı'nda Vaki Ambar. Evet, ambar arkasında kain, ambar arkasında kain, malumul miktar yani ne kadar olduğu belli olan hali, bir nokta eksik burada, boş, arsa ile karşısında, hali arsa ile karşısında, vaki emlak hümayundan bekçi odalarının mahalleri Mehdi Ulya'yı tamlama devam ediyor. Mehdi Ulya'yı, bu ifadeyi gördüğümüzde Mehdi Ulya ifadesi, bilin ki arkadaşlar bu Valide Sultan'a hitaben ya da o makamdan çıkmış bir yazı olduğunu anlayabiliriz. Satır uzun. Saltanatı Sultanı Aliyetüşşan Hazretleri. Saltanatı Sultanı Aliyetüşşan. Şu T harfi belirtilmiş gibi Şan Hazretleri evkafına tahsis. Her valide sultanın arkadaşlar Osmanlı'da tahsis edilmiş. Onlara bir bütçesi vardı. Bir hazinesi vardı ayrıca. Valide sultanlar yani padişahların anneleri oradan hayır hasenat işleri yaparlardı. Vakıfları olurdu. Evet, evkafına tahsis olunduğu sırada silahdar-ı şehriyari çevirelim. Evet, Esbak Abdurrahman Ağa ile Esbak, yani önceki silahtar ağa olan Abdurrahman Ağa ile İsmihan, şu Y harfi arkadaşlar, İsmihan Kaya, bu da yine Y harfi, Sultan Vakıfları Mütevellileri, evet Kaya, Sultan Vakıfları Mütevellileri, bir silinlik çıkmış burada, Mütevellileri yazıyor arkadaşlar. Üçüncü satıra geçtik. Evet, beyinlerinde yani aralarında tekevvün eden muhakemeleri üzerine 280 tarihiyle mahkeme-i teftişten verilen ilam
kaydının mahkemeyi teftişten verilen idam kaydının mahkeme-i mezkûr sicillatından mahkeme-i burası mezkûr dikkat edin z kefle birleşmiş sicillatından yani sicillerinden kayıtlarından ihracı çıkarılması hususuna müsaade-i diye yazılıyor müsaade-i alileri şayan buyurulması babında emru ferman Hazreti men lehül emrindir. Evet alileri şayan buyurulması babında emru ferman Hazreti men lehül emrindir. Tarih kısmımız var. Burası çizgi belli belirsiz. 9 Şevval sene 99 yani 1299 Hicri tarih. 9 Şevval sene 99. Burada mahkeme-i teftişe, mahkeme-i teftişe yani teftiş mahkemesine yine fi yine burada 8 Şevval yazıyor arkadaşlar. Sene 99. Demek önce şu kısım yazılmış. Daha sonra şurası ilave edilmiş. Mahkeme-i teftişe fi 8 Şevval sene 99. Burada bir mühür var. Mühür gözükmüyor ama üstünde de tevki'i divanı Hümayun. Tevki'i Divanı Hümayun diye yazıyor. Evet arkadaşlar YouTube'da Zafer Şık kanalında bu dersimizde bunu okuduk. Arkadaşlar yeni gelmişken ifade edeyim. Bazen bazı kelimeleri farkında olmadan bizler de yanlış okuyabiliyoruz. Gayet normal. Kesinlikle arkadaşlar yani şöyle düşünün her metin böyle bir gazete gibi alıp kolay kolay herkes okumuyor. Herkes hata yapabilir. Bizler de yapıyoruz. Bunun için YouTube'da lütfen açıklamaları okuyun. Nadiren de olsa yanlış okuduğumu fark ettiğimde not olarak, düzeltme olarak yazıyorum. Şu şöyle olacak diye. Onları da lütfen okuyalım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bununla beraber arkadaşlar son olarak şunu da ifade edeyim. Bu belgelerin bir kısmını biz Facebook'ta Osmanlıca Tarih Edebiyat'ta paylaşıyoruz. Ben yine Facebook'ta profilimde belli bunları link olarak paylaşmıştım. Toplu olarak indirebiliyorsunuz. Facebook'ta Zafer Şık diye aratırsanız oradan da profilimde linkten indirebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Başka bir derste yine görüşürüz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.